Değerli basın mensupları, bugün Kardeş Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Melize Hardinay Stüplay'ı ülkemizde ağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Kosova ile salgın döneminde de temaslarımız devam etti. Kısa süre önce Kosova Savunma ve Kültür Bakanlarını ülkemizde ağladık. Kasım'da Antalya'da Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Tahir'i kısa süreliğine de olsa ağlamaktan mutluluk duyduk. Maalesef Melize Herdinaş Dubla o toplantıya katılamamıştı. İnşallah en kısa zamanda ben de Kosova'yı ziyaret ederek ilişkilerimizi daha da geliştirmek için görüşmelerimizi, temaslarımızı devam ettirmek istiyoruz. Tabii Kosova'daki seçimlerden sonra. Bugün ikili ilişkilerimizi baştan sona el aldık. Hem baş başa hem arkadaşlarımızla beraber. Her alanda ilişkilerimizi geliştirme arzumuz tamdır. Ekonomik ilişkilerimiz iyiye gidiyor. Ama daha da ileri noktaya götürebiliriz. Bunun için fırsatlar var. İki ülkenin potansiyelinin yanında. 2019'da imzaladığımız serbest ticaret anlaşması bizim için büyük bir avantaj. İkili ticaretimizde Türkiye lehine bir e, açık var. Bunu dengelemek için birlikte neler yapabiliriz bunları da e, görüştük. E, Kosova'da Türk yatırımlarının artması konusunda şirketlerimizi birlikte teşvik etmeye e, devam edeceğiz. <laughs> Diğer taraftan e, savunma sanayi ve askeri iş daha da e, güçlendirmek için gerekli adımları yine birlikte e, atacağız. E, biraz önce iki tane... Mutabakat Zaptını sizlerin huzurunuzda e, imzaladık ve e, bu imzalarla beraber e, bakanlıklarımızın arasındaki bağı da güçlendireceğiz. Diplomat değişimini e, önümüzdeki günlerde e, daha da sistematik hale getireceğiz. Her düzeyde diplomatların e, değişimi ve eğitimi konusunda e, Kardeş Kosova ile ve Dışişleri Bakanlığıyla ile yakın iş birliği içinde e, olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak e, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Kosova'nın e, tanınması için çok gayret sarf ettik. Ve bundan sonraki süreçte de bu gayretlerimizi e, sürdüreceğiz. Ayrıca Kosova'nın e, uluslararası örgütler nezdinde statü elde etmesi için de elimizden gelen desteği verdik ve e, bundan sonraki süreçte bu tür çalışmalarımızı birlikte e, koordine etmeye e, devam edeceğiz. Ee, Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumlarının entegrasyonunu da destekliyoruz. Bu konuda tecrübe paylaşımı yaptık, şöyle bir gözden geçirdik aşağı yukarı aynı e, sınavlarla karşı karşıyayız. E, ama neticede e, Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumlarına entegrasyonu sadece Kosova ve o ilgili kurumlar için e, faydalı değil, bölgenin istikrarı ve huzur içinde önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ee, yine bölgenin istikrarını e, arttırmaya yönelik kosova Sırbistan diyaloğu başlatılmıştı. Biz bu süreci başından beri destekliyoruz. Her iki tarafla da ilişkileri iyi e, olan bir ülke olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz ve <laughs> bir an önce bu e, an, e, an, an, anlayışa varılan mutabakatların ve imzalanan anlaşmaların tam olarak uygulanmasıyla birlikte gerçekten iki ülke arasındaki e, diyalogun da kalıcı bir şekilde tesis edilmesini Türkiye olarak e, arz ediyoruz. Eee seçimden sonra Kosova'yı ziyaret etmek istiyorum dedim. Biliyorsunuz Kosova'da bir erken seçim kararı çıktı ve seçimden sonra yeni meclis yeni cumhurbaşkanını da seçecek ve eee Kosova bugüne kadar demokratik seçimler gerçekleştirdi. Kapsayıcı bir sistemi var. Kosova'da biliyorsunuz soydaşlarımız da var. Onlar da hiçbir zaman kendilerini dışlanmış hissetmediler bu sistem içinde. Ve bu seçimin de aynı anlayışla gerçekleştireceğinden hiç şüphemiz yok. Dolayısıyla bu seçimlerde de ülke olarak başarılar diliyoruz. Yine Türk firmalarının Kosova'daki yatırım miktarını arttıracağız dedik. Rakamlara baktım biraz önce. Ee, Türk firmaları Kosova'da 10 bin kişiye istihdam sağlıyor ve e, önümüzdeki süreçte bu sayıyı da inşallah e, arttıracağız. Tabii <laughs> e, Kosova'daki FETÖ mevcudiyeti ilgili düşüncelerimizi de samimi bir şekilde e, söyledik. Geçmişte Kosova'nın attığı bazı adımlar oldu, İşbirliği de yaptık. Bunun için Kosova'ya ne kadar saldırdıklarını da gördük görüyoruz. Ama bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak kardeş bir ülkede, Türkiye'de darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz. Gördüğümüz zaman da e, üzülürüz, üzülüyoruz. Ama FETÖ Kosova'daki mevcudiyetiyle belki Türkiye'ye fazla zarar veremez ama Kosova için çok ciddi bir tehdit ve tehlikedir. Dolayısıyla bu yapılanmanın Kosova'dan çıkartılması gerekiyor. Bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Çünkü aynı Türkiye'de olduğu gibi eğitim yoluyla tüm kurumlara sızdıklarını biz görüyoruz. Diğer taraftan bazı ülkelerin de bu networkü, bu terör örgütünü desteklediklerini de biliyoruz. Bu sır değil. Ama Kosova'nın geleceği için bu çok önemli. Bugün Kosova'nın karşı karşıya kaldığı diğer sınamalarda biz Kosova'yı destekliyoruz. Ama diğerleriyle ilgili bugün, yarın, ileride çözüm bulunabilir. Ama bu terör örgütüne karşı bugün tedbir alınmazsa korkarım, yarın çok geç olur. Türkiye'de olanları, yaşananları bir kere daha bugün Sayın Bakan'a anlattım. Dolayısıyla bu konulardaki beklentilerimizi de aynı şekilde dile getirdik. Kosova'da insani ve kalkınma yardımlarımızı da sürdüreceğiz. TİKA'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerin toplam değeri 100 milyon doların üstünde pandemi döneminde de dayanışmamızı e, gösterdik ve e, tıbbi malzeme yardımlarını iki defa kardeş Kosova'ya Kosova halkına ulaştırdık e, aşı ile ilgili nasıl işbirliği yapabiliriz bunu da bugün değerlendirme imkanımız oldu Türkiye olarak biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımızın Bakanımızın ve Cum Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından takip ediyoruz. Takip ediyorsunuz, biz de dışişleri bakanlığı olarak e, her türlü desteği e, veriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte aşılar gelmeye başlayacak. E, Kosova'ya da nasıl yardımcı olabiliriz aşı konusunda veya diğer ihtiyaçları konusunda? E, bunları ele aldık. Diğer taraftan bu pandemi gösterdi ki Türkiye'deki Türkiye'de tedavi hastaların tedavi edilmesi. Daha da cazip hale geldi. Yani sağlık turizmi bakımından Türkiye en güvenilir ülkelerden bir tanesi. Zaten dünyada da üçüncü sıradayız. Bu anlamda da Kosovalı hastaların Türkiye'deki tedavisi konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Sonuçta e, kardeş Kosova'yla her alanda dayanışmamızı sürdüreceğiz e, ve e, kısa süre içinde bugün çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a bir kere daha hoş geldiniz diyerek sözü kendilerine bırakmak istiyorum buyurun lütfen Sorry. çok teşekkür ediyorum sıcak bir şekilde karşıladığınız için Sayın Bakan bu zor dönemde olsak bile gerçekten çok sınırlı bir e, seyahat etme kapasitesi olsa bile fiziksel toplantıları gerçekleştirmek için çok e, küçük bir kapasite olsa bile bu ziyareti bu şekilde gerçekleştirebildik ve hem Kosova halkı adına hem de şahsım adına size teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu vesileyle en içten taziyelerimi Sayın Bakan sizlere ve Türk halkına iletmek istiyorum. E, şimdiye kadar bu gerçekten zor pandemi döneminde kaybedilen tüm hayatlar için aynı zamanda İzmir'de yaşanan Iki ay önceki deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Sizin acınızı tamamıyla paylaşıyoruz ve bu zor dönemde sizlerin yanındayız. Aynı zamanda burada, bugün Ankara'da ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bizlere pandemi döneminde ve gerçekten bu zor yıl boyunca hiçbir şekilde başka bir ülkenin göstermediği dayanışmayı gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ve bunun Kosova için, Kosova halkı için ne kadar önemli olduğunu vurgulasam yeterli olmaz. Kosova için Türkiye sadece dostane bir ülke olmaktan çok daha fazlasıdır. Çok uzun zamandır devam eden bir dostumuzdur ve her zaman Kosova'nın yarın olmuştur. 90'lardaki en zorlu dönemlerden bu yana ülkemizi savaş sonrasında yeniden inşa etmek zorunda kaldığımızda bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde siz de hemen bunu tanıdınız. Devletimizi inşa ederken, kurumlarımızı inşa ederken, uluslararası konumumuzu desteklerken, Türkiye her zaman tanınmamızı desteklemek üzere uluslararası üyeliklerde her zaman yanımızdaydı. Çok teşekkürler tekrar sayın bakan bunun için. ...derinden müteşekkiriz. Daha önce söylediğim gibi Türkiye Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden bir tanesiydi ve hatta uluslararası anlamda bizlere karşı çıkıldığında hemen Uluslararası Adalet Divanı da bizim bağımsızlık ilanımızın uluslararası hukuka tam uygun olduğunu söyledi ve bundan sonra da kuralları temel alan uluslararası sistem içerisinde yer aldık ve amacımız evrensel bir şekilde tanıma elde etmek ve tam anlamıyla uluslararası topluma entegre olmuş bir uluslararası toplum üyesi olmaktı. Türkiye aynı zamanda NATO üyesi bir ülke. Kosova olarak bizler de NATO üye olmak istiyoruz, katkıda bulunmak istiyoruz. Aynen NATO üye olan Türkiye ve diğer ülkeler gibi. Dolayısıyla sadece güvenlik anlamında bir tüketici değil, güvenlik anlamında bir tedarikçi de olmak istiyoruz. Sayın Bakan'a bu anlamda Kosova, Kosova halkı adına her zaman bizlere göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. 2018 yılında siyasi bir karar aldığımızda kendi güçlerimizden bir orduya geçme konusunda karar aldığımızda sundukları destek için çok teşekkür ediyorum. Kosova'da bu çok önemli bir dönemde. Dolayısıyla biz de bundan sonra bir NATO üye devleti olarak işbirliğini dört gözle bekliyoruz ve çok yakın bir müttefikimiz olarak değerlendiriyoruz bu gündemimizi gerçekleştirmemiz konusunda. Ee, yine aynı şekilde istikrar, barış ve güvenlik Kosova için çok önemli Batı Balkanlarda. Kosova güçlü olduğunda bunlar sağlanabilecektir. Aynı zamanda Türkiye için ve Batı Balkanları için güvenilir bir ortak olacaktır. Bu anlamda üzerinde çalışabileceğimiz ve iki taraflı ilişkilerimizi daha da derinleştirebileceğimiz, geliştirebileceğimiz, aynen bugün imzaladığımız iki mutabakat zaptında olduğu gibi birçok imkan olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'la da diyalog konusunu gerçekleştiriyoruz. Arpa Birliği'nin kolaylaştırıcılığında yine aynı zamanda Amerikalıların da desteğiyle Kosova ve Sırbistan arasında bir anlaşma imzalanması konusunda. Bu konuda yine aynı şekilde diyaloğa devam etme ve çözümlenmemiş tüm sorunları Sırbistan ile diyalog üzerinden ve barışçıl çözümler üzerinden gerçekleştirme konusunda kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Sürekli bir şekilde kesintisiz bir şekilde ama aynı zamanda bu diyalog için belirli ilkeler ve süre olması gerektiğini de savunuyoruz. ARPA Birliği'nin kolaylaştırıcı olarak Sırbistan'a olan diyaloğu tanımlamasını da istiyoruz. Çünkü diyalog içerisinde 10 sene geçti ve şimdiye kadar somut elle tutulur sonuçlar göremedik ve mevcut anlaşmaların da tam bir şekilde uygulandığını göremedik. Dolayısıyla nihai bir anlaşmaya varılmasını, nihai bir anlaşmaya varılmasının amaçlanmasının burada mevcut sınırlar içerisinde karşılıklı tanıma ve Kosova'nın sahip olduğu anayasal çerçeve içerisinde varılmasını destekliyoruz. Bu anlamda bu ilkelerin dışarısında herhangi bir varılmak istenilen çözüm kabul edilmeyecektir ve bunlar uluslararası hukuka ve bizim şimdiye kadar üzerinde hemfikir olduğumuz 10 yıllık diyalog içerisinde hemfikir olduğumuz ilkelere karşı olacaktır. Bir kez daha ben Sayın Bakan'a göstermiş olduğu misafirperverlik için ve bu verimli görüşmeleri yapma fırsatını verdiği için her zaman görüşmeleri açık tuttuğu için ve ülkelerimiz arasında bizler arasında bu diyaloğu açık tuttuğu için çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Kosova'da sizleri görmeyi dört gözle bekliyoruz. Sizi temin etmek isterim ki çok sıcak bir şekilde evinizdeymiş gibi karşılanacaksınız. Halk da sizlere gerçekten çok güçlü bir mesaj gönderecektir diye düşünüyorum. E, harika buradaki e, Türk toplumu da Kosova'daki Türk toplumu da sizlere çok sıcak bir mesaj gönderecektir. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim benim sorun, sorun Sayın Çavuşoğlu olacaktı. Efendim yarın Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. Rusya Federasyonu ortak stratejik planlama grup toplantısı kapsamında bir dizi temaslarınız da bulunacak. Buradaki toplantıda ve temaslarınızda hangi konuları ele alacaksınız? Bizlerle paylaşabilir misiniz? Biraz da detay almamız mümkün mü? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi e, ortak stratejik planlama grubu e, toplantısının sekizincisini gerçekleştirmek üzere yarın e, Soçi'ye ya gideceğim. Bir önceki toplantı e, benim şehrim Antalya'da e, gerçekleşmişti. Bu toplantıda e, bir sonraki e, üst düzeyli işbirliği konseyi e, toplantısının hazırlıklarını yapacağız. İmzalayabileceğimiz anlaşmaları gözden geçireceğiz, taslak anlaşmaları eee daha önce imzaladığımız anlaşmaların uygulamasıyla ilgili yine neler yaptık onları da e, inşallah gözden geçireceğiz. Ve e, kon bir sonraki konsey toplantısı e, ülkemizde gerçekleşecek. Bir önceki Moskova'da gerçekleşmişti. Ayrıca eee Dışişleri Bakanlıkları arasında 2021-22 e, istişareler planında imza alacağız iki yıllık istişare planları hangi konular e, bu istişarenin içinde olacak yeni konular var mı bölgesel konular ya da ikili onları e, ekleyecek miyiz bunları da hem e, nihai hale getirip imza alacağız inşallah. Diğer taraftan tabii ikili ilişkilerimizin e, tüm boyutlarını değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi ticaretten enerjiye, kültürden turizme birçok alanda iş var. Ee, ve bölgesel konularda da, farklı taraflarda da olsak, Rusya ile iş birliğimiz var. İşte Suriye'de e, farklı taraflardayız ama Aslan'a e, süreciyle başlayan iş birliğimiz bugün Anayasa e, Komitesi toplantılarıyla da devam ediyor. Bir taraftan sahada sükuneti e, devam ettirmek için e, çalışmalar var. Diğer taraftan siyasi süreç, göçmenlerin geri dönüşü gibi konularda da. Çalışıyoruz. Keza Libya'da da farklı taraflardayız. Ama e, yine Libya'da da e, ateşkesin kalıcı olması için e, Rusya ile yaptığımız çalışmaları heyetler arasında üst düzeyde. Ha, Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin'in İstanbul'da başlattığı e, süreçte yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaştık. Bunları da gözden e, geçireceğiz. Ayrıca Karabağ meselesini, Azerbaycan-Ermenistan meselesini de e, ele alacağız. E, ateşkesin gözlemlenmesi için bir ortak merkez kurulması konusunda mutabakat zaptını Rusya ile e, imzaladık. Şimdi bunun yeri ve uygulamaları ile ilgili konuları tabii ev sahibi Azerbaycan'la da birlikte görüşüyoruz. Ve bu merkezin e, görevi ve e, bundan sonraki çalışmaları da e, el alacağız. Yani Kafkasya'da e, kalıcı bir çözüm, e, ateşkes e, ve barış. Tabii bu Azerbaycan'ın, Cani Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ve mevcut BM e, Güvenlik Konseyi kararları, aynı şekilde AKİT ve diğer uluslararası örgütlerin kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde olması lazım. E, bu konularda da yine e, görüş alışverişinde bulunduğumuz gibi geleceğe yönelik atılacak adımları ve uygulamaları da e, ele alacağız. Sanırım biraz detaylı oldu. Teşekkür ederim. Benim Sayın Kosovalı Bakan'a iki sorum olacaktı. AB öncülüğünde Temmuz ayında yeniden başlayan Sırbistan-Kosova diyaloğunda son durum hakkında bizimle paylaşacağınız ne tür hususlar vardır? İkinci olarak da Kosova'nın pandemiyle mücadelesi hakkında neler paylaşmak istersiniz ve Türkiye'nin Kosova'ya yardımlarıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Kosova-Sırbistan diyaloğu gerçekten çok sıcak bir konu. Çok uzun zamandır devam ediyor. Savaşın 1999'da sona ermesinden bu yana. Kosova sürekli olarak kendini yapıcı ve güvenilir ve inanılır bir ortak olarak anlaşmalara uyan, anlaşmalara riayet eden bir ortak olarak olduğunu kanıtlamıştır. Ama şunu itiraf etmem gerekir ki Sırbistan maalesef bu anlaşmalara, ilkelere ve iyi komşuluk ilişkileri ruhuna çok uyan bir ortak olmamıştır. Belki okumuşsunuzdur, belki biliyorsunuzdur. Bazı Sırbistan'ın bozucu eylemleri oldu. Dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların olduğu, aynen Dağlık Karabağ'da olduğu gibi ve Ermenistan'a yine silah tedarike gibi yine Ukrayna ile ve vesaire gibi yani şu anda bile biz burada konuşurken bilen halen saldırı sistemlerini satın almaya devam ediyorlar etraflarında NATO üye devletleri varken bu da gerçekten çok tartışmalı bir konu bundan sonra ileride Arpa Birliği üyesi olmak isteyen bir ülke açısından maalesef biz en yakın komşu ülke olduğumuz için birçok zorlukla karşılaşıyoruz bu yapıcı olmayan tavır ve tutum dan dolayı şu an itibariyle bizler toplu mezarları e, keşfettik. Bu mezarların açılması sürecindeyiz. Kosova halkı için gerçekten savaştan 21 yıl sonra halen çok acı bir yara. Yani öldürülen e, Arnavutların e, Sırbistan'dan e, nakledilip daha sonra toplu mezarlara atılmış kişilerin mezarlarını bulduk. Yani bu realiteye rağmen bu keskin gerçekliğe rağmen Sırbistan hala bunu reddetmeye devam ediyor. Toplu mezarlarla ilgili bilgi sızdıran herkesle ilgili olarak farklı bir yaklaşıma sahip olmak isteyen Kosova'ya yapıcı bir yaklaşıma sahip olmak isteyen herkesi yeni savaşlarla tehdit ediyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok zor bir ortakla Kosova Sırbistan diyaloğunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama bu çok zor duruma rağmen biz halen Avrupa ilkelerini uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'ne de biz üye olmak istiyoruz. Daha önce de zaten İlk başta yaptığım konuşmamda söylediğim gibi biz halen şu inancı paylaşmaya devam ediyoruz. Bizim nihai bir anlaşmaya, anlaşma üzerinde hemfikir olmamız gerekiyor. Kosova ve Sırbistan'ın birbirini karşılıklı tanıdığı ülkelerin her ikisinin de arpa Birliği'ne doğru yol alabileceği. Ancak e, Cumhurbaşkanı Vučić görevdeyken biz e, böyle bir hareketin hem ondan hem de mevcut hükümetten geleceğini pek e, değerlendirmiyoruz. Ancak Kosova güvenilir bir ortak olarak bu diyaloğa bağlılığını devam ettirecektir ve nihai bir anlaşmayı karşılıklı tanıma içeren e, mevcut sınırlar içerisinde daha önce de söylediğim gibi ve mevcut anayasal çerçeve içerisinde nihai bir anlaşmayı elde etmeye çalışmak için devam edecektir. İkinci salgınla ilgili sorduğunuz soruyla ilgili olarak e, bu anlamda ee, Kosova'da e, salgının etkisi altında kalmamış bir ülke değildir. Dünyanın diğer tüm ülkelerinde olduğu gibi. Burada aslında işbirliği yapma şeklimiz, çalışma şeklimiz birbirimize yap, ya, nasıl yardım ettiğimiz e, bizi diğer ülkelerden ayıran unsur olmuştur. Türkiye bu anlamda yardım elini Kosova'ya ve Kosova halkına uzatan ilk ülkelerden bir tanesi olmuştur. E, tıbbi koruyucu ekipman, e, tıbbi kabiliyetleri ve yine aynı şekilde sayın e, bakanın vermiş olduğu yüksek öncelikle e, aşıya erişim e, sağlanması Kosova henüz aşıya erişim sağlayamadı ancak Gelecek senenin ilk yarısında aşıyı ele almam alacağımızı ümit ediyoruz. Oldukça zor bir durumdayız. Dolayısıyla dostlarımızın yardımına güveniyoruz Türkiye olarak. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bundan sonra aşıya erişim konusunda da yakında bir çözüm bulabileceğiz. Tekrar teşekkür etmek istiyorum Sayın Bakan'a bu anlamda Türkiye'nin de bizlere gelecekte yardım etmeye devam edeceğini söylediği için.